kendilerine inam ettiklerinin yoluna götür. Amin. Hayat ümitle başlar, ümitle devam eder. Ümidini yitirenler eriyip biter. Eller ümitle Allah'tan yardım dilerler. Esirgeyen, bağışlayan Tanrı adıyla. Allah ki ondan başka tapacak yoktur. Hay olan, kayyum olan O'dur. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde, yerde ne varsa hep O'nundur. İzni olmaksızın O'nun yanında kim şefaat edebilir? Allah herkesin olmuş olacak, geçmiş geçecek hallerini bilir. Bütün mahlukat O'nun bildiklerinden ancak O'nun dilediği bir şeyi kavrayabilir. O'nun kürsüsü gökleri yeri içine alır. Bunların negahbanlığı kendisine ağır gelmez. Her şeyden yüce ve ulu olan ancak O'dur. Dile ki yalnız Rabbinden dile, Rabbinden gayrısına dileyin nafile. Yollardaydı. Konuştun mu ananla? Cesaret edemedim. Yoksa beni istemiyor musun? O nasıl söz Elif'im? Gün var mı ki sensiz olam? Gecem var mı ki seni yaşamayayım? Şimdi varırım anama, ona derim. Benim Elif'im var. Nar tanesi gibi. Nur tanesi gibi, burcu burcu kokar gül gibi. Gözümün nuru anam, başımın tacı, var git Elif'i iste bana. Oh benim başımın tacı Alim, gözümün nuru yavrum. Bu anan sana kurban olsun oğul. Yeter sen iste, yeter sen dile. Elif de Elif olsun, bu anan senin mutluluğun için kul olsun, köle olsun. Tez varırım Elif gelinimin anasına, derim benim yiğidim, oğlum, Alim var, Elif der de başka bir şey demez derim, ya! Oo, maşallah! Bakıyorum anaoğul, yarenlik edersiniz. Oğlumuz Ali, Ali, sen bir yol çık dışarıya, hadi yavrum, çık! Neler oluyor hanım? Oğlumuz evlenmek ister. Elif der de başka bir şey demez. Ya. Elif ha. Şey diyecektim, Hisacık'tan Hasan oğluna bizim Ahmet Han'ın kızını ister. Şununla bir konuşsan ha. Ne dersin? Ya konuşurum tabii. Kısmetse olur. Ne demişler, kısmetse gelir Hint'ten Yemen'den, kısmet değilse ne gelir elden. Doğru. Elif'i istediler bugün. Kimler? Hisarcık'tan Hasan Han'ın oğlu Ali'ye istediler bugün. Bilirsin ki Rüstem, ben Elif'i Haydar Han'ın oğlu Ethem'e çoktan verdim. Daha küçükken söz kestim, beşik gertmesi.
Almanya'dan gelsin diye bekledik. Gelmiş bugün. Maşallah baba yiğit olmuş. Tam bize layık bir damat olmuş. Sırım gibi. Maşallah. El öpenlerin çok olsun. Damadını nasıl buldun? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, buyur. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Buyurun, oturun, buyurun. Misafirlere çay getir oğlum. İşte gözlerinizle gördünüz. Elif'imin sözcüsü bu delikanlı. Nişanımız da, düğünümüz de yakında inşallah. Allah mesut etsin derim. Ne diyelim? Hadi bize müsaade. Olmaz ana. Olmuş ol. Elif'in başkasının olmaz. Olmuş ol. Baba sözünden çıkar mı hiç kız kısmı? Baba başkasına verdim demiş. Sonracığıma damadını göstermiş babana. Şahitli ispatlı. Nasıl olur? Elif'in başkasının nasıl olur? Ah benim gözümün nuru ol. Sana bin Elif feda olsun. Kendini üzüp telef etme. Bu anacığının yüreğine iner sonracığıma. Anacığını boynu bükük koma. Nasıl olur baba? Ben görmeden bilmeden nasıl varırım o çocuğa? Kız kısmı çok konuşmaz. Dilediğime veririm ben. Ananı da ben görmeden aldım. Ama mutluydum. Hem de çok mutluydum. Sakın bir delilik yapayım deme. Pişman ederim seni. Söylemedin sözlü olduğunu. Ben de bugün öğrendim Halim. Babam beşikteyken söz kesmiş. Beşik kertmesiymişim ben, bilir miyim? Bilseydim başkasının olduğunu sana göz koyar mıydım hiç? Sokar mıydım seni kalbime? Ben de bilseydim başkasının olduğumu ona leke sürer miydim? Hiç yakar mıydım kendimi? Elif! Utanmıyor musun sen sözlünü lekelemeye? Kimsin sen? Kim mi? Sözlün. Sonra nişanlın, en sonunda da kocan Ethem. Evet, kocan Ethem. Ethem mi? Beğenemedin mi? Ethem işte. Haydar Ağa'nın oğlu Ethem. Bak arkadaş, senin sözlüğün olduğunu bilmiyordum Elif'in. Sorsaydın arkadaş. Öğrenseydin. Ama Tanrı şahit olsun ki eli elime değmemiştir. Yalnız inan gönülden sevmişim ben Elif'i. Kes be! Alma bir daha Elif lafını ağzına. Hadi yol orada, bas git! Sen de doğru evine Elif, yakmadan canını. Yakışık alıyor mu bu konuşma? Hele karın olacak bir kıza. Sana ne be? Sana mı sordular? Ne ahkam kesersin, bela mısın lan? Bela mısın ha?
Aa, işte şöyle yürü de boyunu görelim. Ali, Ali! Bana bak! Yıkılıp evine git, yoksa alacağım ayağımın altına. Sen de ne bakıyorsun ulan? Manda bıçağa bakar gibi ha? Hadi yay lan! Yay lan! Yay lan diyorum! Ali! Ali yapma, yapma, elini kana bulama! Bu işin boku çıktı. Kaçalım Elif. Beraberce uzaklara kaçalım. Amcama gideriz. Eşkıya Hüseyin amcama. İsteyerek geliyorsun benimle, değil mi? Hem de nasıl? Sabahtan beri sensiz nasıl yaşarım der dururdum. Ölmeye hazırım be. Şimdi buluruz Hüseyin amcamın mağarasında. Bir zamanlar amcam ünlü bir eşkıyaymış. Gel hadi. Yürü oğlum. Amcam karısını kesmiş. Sebebini bilmem. Sonra da dağlara çıkmış. Ünü her tarafa yayılmış. Ama hiçbir zaman yol kesmemiş. Can almamış. Haksızın karşısına çıkmış. Babası bile olsa. Sonunda af çıkmış. Amcam düzeymiş ama yapamamış. İnsanlar çok kalleş, çok kalleş demiş. Sonra da vurmuş gitmiş dağlara. Köylüler deli demişler. Biliyor musun deli Hüseyin derler amcama. Ama çok mutludur dağlarında. Hilesiz, kaypak olmayan bir hayat yaşıyor. Şimdi beraberce yanına varır, elini öperiz. Bizi görünce çok sevinecektir. Amcam kim bilir ne kadar sevinecek. Tabii bulacağız, buralarda yaşıyor. Eşkıyadır ama altın gibi bir kalbi vardır. Çok sevecek seni, inanıyorum buna. Eminim sen de çok seveceksin onu. Dur bakalım. Amca. Hoş gelmişsin oğlum. Tedbiri elden bırakmamak gerek. Gel bakayım. Hop. Sefalar getirmişsin kızım. Kim bu hanım kız, gelinimiz mi yoksa? Niye haber etmediniz bana? Tabii eşkıya deli Hüseyin'i kim ne etsin? Kim dedim? Gelinimiz değil mi yoksa? Değil amca. Severiz Elif'le birbirimizi. Babası vermedi bana. Ne? Kaçırdın geldin elin kızına ha? Anasına babasına sormadan... onlardan rıza almadan... Evet amca. Babana sana soracağım bunun hesabını. Amca yapma! Oh, çok ne olursun vurma amca! Çekil ne orada. Olur vurma! Baban hesabını... Amca ne olur! Asana soracağım bunun hesabını! Ne hırs düşmanı! Amca vurma Ali'ni! Çekil seni! Ben geldim gönül rızasıyla! Çekil vurma, dedim! Ne olursun! Çekil! Ah laksız! Var mı? Amca gönül rızasıyla sülalede geldim şey. Ben! Köpek yap seni! Kalk ulan Melet! Yürü! Gel benimle, yürü! Yürü!
Ninnilerle büyüt kızını yetiştir. Alsın gitsin elin iti. Görme mürvetini. İstediğine varacakmış kızım. Ekmek ver sonra namusunu iki paralık etsin kızın. Yürüyün. Soracağım babana. Amcan eşkıya ha. Adı Deli Hüseyin. Namus için deli olmuşum ben. Haksızlığa karşı deli olmuşum ben. Adalete saygılı olmuşum da deli demişler bana. Bıkmışım haksızlıktan. Her gün birini vursam ömrüm yetmez mahpustanlarında. Yürüyün. Yeğenim amcasına, Deli Hüseyin'e güvenip alıp gelmiş elin kızını. Bana güvenerek iki paralık etmiş elin namusunu. İki paralık edersin ha elin namusunu. Yürüyün. Boynumuz büküldü size karşı. Kızım rezil etti bizi. Bu iş bitti. Namusum bana ait. Deli Hüseyin'i bir bulsam. Oo Hüseyin ağa, seni Allah gönderdi. Öyle bir müşkülüm vardı ki. Bak Ahmet ağa, ortada haksızlık oldu mu babamı bile dinlemem ben. Yeğenim kızını kaçırmış. Ver bakalım cezasını. Yoksa ben veririm. Yeğenin mi? He ya bana sığındılar. Yeğenim bile olsa ortada gönül rızası yoksa ben yokum orada. Al kızını. Bir cahilliktir o kadar. Bu kız kaçmış gayrı. Gönül vermiş başkasına. Bana yaramaz artık. Bak Hüseyin ağa, senin gibi bir dünüre can kurban. Oldu bu iş. Affetti babanız. Affetti. Elden ne gelir gayrı? Mutlu olsunlar. Duydunuz mu? Mutlu olsun dedi buban. Thank you.
Hey! Dinleyin beni! Evlat isterim! En kısa zamanda! İster oğlan olsun, ister kız olsun! Kısır mı ne bunlar? Evleneli bu kadar zaman oldu, bir şey yok ortada. Aman bey, kızma, Allah vergisi bu. Çocuk isterim ben, çocuk. Hasibe kadın macun yapıyor, iyi gelir inşallah, meraklanma sen. Ben torun isterim, torun. Dede, Eren, bana bir bebek. Ne olur sana, bana bir bebek. Ağlamak üzere. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek. 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 Al sana bir göbek. Sabır gerekli. Bu macunlar olmazı oldurtur. Meraklanma sen. Bana kalsa Allah'tan derim. Ama bey hırçın mı hırçın. Çocuklarsa perişan. Acıyorum onlara. İkisi de birbirini deli gibi seviyor. Fakat bey çocuk diyor, başka bir şey demiyor. Thank you.
Allah'a çok şükür. Duydun mu kız, gelin kısırmış. Yok canım, Ali kısırmış. Ali mi kısırmış, gelin mi belli değil. Aha geliyor. Vah gariba. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Deli edecek bu kısırlık lafı beni. Aldırma sen dedikodulara. El alemin ağzı torba değil ki büzesin. Haberiniz var mı çocuklar? Damat kısırmış. Damat mı kısır, gelin mi kısır? Orası da belli değil ya. Bu kısırlık lafı deli edecek. Meyvasız ağaç neye yarar? Şşt, bakın geliyor. Ha, yavaş konuşun, duymaz. Tamam canım, sustuk. Ayol, bunun nesi var ki doğramıyor bir türlü? Kısır kadın da onda. Sahi mi? Yalan çıktı. Hele bir debelensin bakalım, kısır mı değil mi anlarız o zaman. Alındı kız. Alındı vallahi. Kızı bir daha farklı değil. Ay yazık alayım. Vay 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 vay! Dönsüz Ali, hırsını odundan mı alıyorsun? Başka işin yok mu senin arkadaş? Ben seninle nasıl arkadaş olurum be? Senin gibi kısır mıyım ben? Yaktın güzel Elif'i. Biten bir meselenin üstüne gitmek erkekliğe yakışmaz arkadaş. Mesele bitmedi. Kim bu, biter mi? Bir benzetelim seni de belki çocuk yaparsın korkudan ha. Thank you.
Vallahi ben bütün bildiklerimi yaptım yavrum. Hadi git de yat artık. Kendini geceye iyi hazırla. Ah, macunları da Ali'ye yedirmeyi unutma. Allah senden razı olsun Hasibe kadın. İnşallah bir çocuk sahibi olurlar da bu garipler mutlu olurlar. Bey de sevinir, çocuklar da sevinir. İşte böyle. Olacak oldu, yapılacak yapıldı. Benden bu kadar. Allah rast getirir inşallah. Bundan başka da yapacak bir şey yok. Ellerine sağlık Hasibe kadın. Uğraşmanın sonu iyi olur inşallah. Bir tek çocuk şu tazenin istediği. Başka iş tutabilsem yerimi yurdumu terk edeceğim. Üzülmek bir şey değiştirmez. Oğlan kasabaya bir doktora gitse belki kusur ondadır derim. Benim soyumda kısırlık hiç olmadı. Olmaz da. Eğer kusur aramak gerekiyorsa kabahat gelinde. Yenisi gerek oğlana, doğurtkan gerek. Hadi eyvallah. Güle güle. Bu da Hasibe kadının hazırladığı baharatlı çorba. İç. Macunlardan da Ali'ye bolca yedir kızım. Hı? Ben masaya bırakıyorum. Ali nerede? Ormana gitti. Kıza gene ilaç yaptı Hasibe kadın. Yatıyor yatakta. Memiş dayı diyor ki bir doktora görün Salih. Ali. Buyur baba. Yarın kasabaya git. Bir doktora görün. Günah bizden gitsin oğlum. Hı hı.
Bir çocukları olsa. Olursa olur. Olmazsa alırız yeni bir gelin. Ben kendime Kısır'ın babası dedirtmem. Bir çocuk. Bütün mutluluğumuz ona bağlı, bir çocuk. Nelere katlanmazdım bir çocuk için. Vermiyor Allah. Babam bir doktora görün dedi. Yarın sabah kasabaya gideceğim. Ben de bir görünsem mi Ali? Babam öyle bir şey demedi. Belki ayıp kaçar. Doğru. Babamdan iyi bilmeyiz ya biz. Öyle. Babam ne de olsa eski toprak. Mesut olmamız ona bağlı. Bir bebek. Evet, bir bebek. Koş usta, bu son sefer. Evet, atla abi. Evet, dölsüz Ali bindi gazda usta. ...72, 73, 74 numaralı hastalar içeri. ...72, 73, 74 numaralı hastalar içeri dedim. Hey arkadaş, senin numaran 74 değil mi? ...74 numaralı hasta içeri. Nerede 74 numaralı hasta? 74 numara nerede dedim? Sana bir göbek, ver bana bir bebek. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek. Hayırdır Hasibe kadın? Kısır bu gelin. Ne kadar uğraşsam boş. Hiçbir ilaç kâr etmiyor. Allah vermemiş. Yeni bir gelin gerek, yeni bir gelin. Ama taptaze, anaç olmalı, anaç.
ne dedi doktor? Sıraya girdim, sıram geldi. Baktım doktor kadınmış, utandım, kaçtım. Kısırmışım ben. Kim söyledi? Hasibe kadın. Yeni bir avrat gerekliymiş. Olmaz öyle şey. Kısır ha! Öyleyse yarın alsın gitsin kızı. Yeniden evlenecek. Kısırın babası dedirtmem kendime. Anladın mı? Kısırın babası dedirtmem. Yarın sabah görmeyeceğim bu kızı bu evde. Tüm köye rezil oldum. Bu kız bu evden gider. Yapma bey, yazık etme. Ben rezil olduktan sonra. Çocuklar duyacak. Duyarsa duysun, bana ne? Söyle defolup gitsinler bu evden. Kısmet buymuş. Kader buymuş. Kaderimiz buymuş diye neden kadere boyun eğelim? Basıp gidelim uzak illere, çalışırım. Ne değişir ki? Geri dönemedikten sonra, çocuk veremedikten sonra... ...babana gene Kısır Ali'nin babası demezler mi? Hani eskiler anlatır ya, Hazreti Hızır bir gelse... Neden olmasın? Bir elma verse, yarısını sen yesen, yarısını ben... ...bir oğlum olsa... Neden olmasın? Öyle ya... Neden olmasın? Neden olmasın, neden? Neden? 9 ay 10 gün sonra bir çocuğum olsa... Çocuğumuz olsa... Hem de oğlan olsa... Hem de oğlan olsa... Hazreti Hızır bir gelse, bir elma verse... ...bir çocuğumuz olsa... ...hem de oğlan olsa... ...o oğlanı kolundan tutar, meydanda sallarım... ...bu çocuk benim derim... ...ben Dölsüz Ali değilim... ...benim karım Kısır değil... ...Hazreti Hızır bir gelse... ...bunları bir diyebilsem... ...bir diyebilsem... Niye diyemeyesin? Evet, niye diyemeyeyim? Neden olmasın? Neden bir çocuğumuz olmasın? Neden, neden? Neden? Hazreti Hızır bir gelse... Bir elma verse, yarısını sen yesen, yarısını elma ben verse. Yesem, bir çocuğumuz olsa, bir çocuğumuz olsa, bir oğlumuz olsa, bir elma verse bana, yarısını yesem, yarısını sen yesen, bir çocuğumuz olsa, köy meydanında o çocuğu sallasam, bu çocuk benim desem, benim bu çocuk! Ben Dölsüz Ali değilim! Benim karım Kısır değil desem, Hazreti Hızır bir gelsin, bir elma verse, yarısını ben yesem, yarısını sen, bir oğlum olsa... Neden olmasın? Bir oğlum olsa! Bir oğlum olsa!
Neden döndün geriye? Kıyamadın değil mi avradına? Beni rezil etmek için mi dünyaya geldin? Hazreti Hızır bir gelse, bana bir elma verse, yarısını ben, yarısını Elif'im yese. Dur bey! Halim aklını yitirdi oğlum benim. 9 ay 10 gün sonra bir çocuğum olsa, hem de oğlan olsa, Hazreti Hızır. Git efendi, git de git, bana bir doktor çağır, bir üfürükçü çağır. Halim aklını yitirdi. Hadi durma. Durma efendi, koş, koş, durma, durma, koş, Halim benim. Halim. Ben diyorum ki, Halim evlense benim üstüme. Ben burada kalsam. Haset etmem vallahi. Halim'i uzaktan görsem, yemeğini pişirsem, çamaşırlarını yıkasam, çocuklarına baksam derim. Gelinim benim, Elif kızım benim. Haset etmem vallahi. Yeter ki Halim mesut olsun, çocukları olsun, hem de oğlan. Beni kabul eder misiniz evinize? Halim'i hep görsem ben, bir kardeş, bir koca, bir sevgili gibi uzaktan, uzaktan. Yalnızca hep görsem ben Halim'i. Silah sesi olan, iki silah sesi kız. Üçüncü silah sesi ne ki? Allah'ım, Allah'ım, demek ki torunum oldu. Allah'ıma bin birlerce şükür. Biri de bir, üçü de bir.
Yalnız konuşmak dilerdim gelin kardeş. Biraz müsaade ederler mi acaba? Kusura bakmazlar ya. Güzelce bir gelin olmuşsun. Tam Alim'e layık. Sağ olasın Elif abla. Ben derim ki... gönül koymayasın burada olduğuma. O nasıl söz Elif abla? Gönül kor muyum hiç? Alim'e layık bir gelinsin. Demem şu ki... yıkarım. Paklarım çamaşırlarınızı. Çocuklarınıza bakarım. Sana abla, sırdaş, arkadaş olurum. Gönül koymayasın burada olduğuma derim gene. Alim benim tek sevgilim. Her şeyim. Ama artık kardeşimden öte değil. Bunu böyle bilesin. Bugün de, yarın da. Üzülmeyesin diye geldim. Elif ablam, güzel ablam. Neden gönül koyayım? Kumayım ben. Beraber yaşamaya geldim. Sen gönül koyma bana. Alim senin de Alim. İstersen dönüp giderim baba evine. Yeter ki sen mesut ol. Dönüp giderim Elif abla. O nasıl söz? Duymak istemem bir daha ağzında. Mesut ol. Çocukların olsun. Gelinliğin hayırlı olsun. İyidir Ali. İyidir Ali. Bebek ağlamıyor. Gel canım, güzel bebeğim. Canım bebeğim benim.
Cansız bir bebek bu. Canı yok bunun. Niye can vermiyorsun? Ha, ne olur Allah'ım, ne olur sen verirsin. Allah'ım, güzel Allah'ım. Can ver şu bebeğime. Hay Allah kahretsin, bu yağmur da nereden çıktı? Ağzını hayra aç, berekettir, bereket! Bir bebek! Allah aşkına bir bebek! Allah'ım, ne olur bir bebek ver bana! İllerden varmış Siirt. Siirt'te varmış bir Veysel Karani. Veysel Karani aşkına! Can ver bebeğime! İllerden varmış Şanlıurfa. Şanlıurfa'da yaşamış Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim aşkına! Can ver bebeğime! Hayırdır inşallah. İyi alamet değil bu. Bereket bu yağmur. Bereket. Bir bebek Allah'ım. İllerden varmış bir İstanbul. Yatarmış Eyüp Ensari. Bu büyük yatırın yüzü suyu hürmetine can ver şu bebeğime. İllerden varmış Ankara. Elif! 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 Elif nerede? Nerede mi? Buralardadır. Bugün düğünün olduğu gün dolaşmak istemez ayak altında. Elif gitti mi yoksa? O nasıl söz oğlum? Buralardadır elbet. Hey ahbap! Ne istedin? Aa, Hüseyin amca! Nereden tanıdın beni? Ben Sarı İsmail'im.
Vay, Hamza'nın oğlu Sarı İsmail'a koca adam olmuşsun. Maşallah, maşallah sana. Yardıma ihtiyacın mı var? Var Hüseyin amca. Heh. Şurada çamura saplanıp kaldım. İyi, hallederiz şimdi. Seni Allah gönderdi. Hiç merak etme sen. Ankara'da varmış bir Hacı Bayram Veli. Onun aşkına, bu büyük yatırın aşkına can ver bebeğime. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek. Bir bebek, yalnızca bir bebek. Allah'ım bir bebek, ne olur bir bebek ver bana. Can ver şu bebeğime. Can ver şu bebeğime, can ver. Bebek, bebek, bebek. İşte Adak dedesi, bizim köyün sembolü. Oraya baktıkça çocukluğum anılarıyla beraber geri gelir. Kadınların bir çocuk için attığı göbeği, çektiği çileyi görmüşüm, yaşamışım ben. Bir bebek için yapılan her şeyi izlemişim. Yer etmiş beynime. İnanır mısın Hüseyin amca, doğum doktoru olmama karar verdirmiş bu Adak dedesi. Hey! Hüseyin amca! Hüseyin amca, dur biraz! Ben Adak dedesinden bahsettim. İnanmıyor musun bütün bunlara? İnanmaz olur muyum? Ümit güzel şey, inanmak. Huzura kavuşma. İnsanlar bu ermiş, okumuş yatırlar önünde ama... Aması ne? Şey... Bak Hüseyin amca, ben Allah'a inanırım. Onun verdiği nimetlere şükrederim. Allah'a varıştır. Aması şu... Allah akıl vermiş, izan vermiş, ilim ve irfan vermiş. Okuyun, doğruyu, iyiyi bulun demiş. Her şeyi benden isteyin, bana eş koşmayın demiş. Öyleyse Adak dedesinden istenen ne? Bu çırpınış niye? Ben Allah'a inanırım. Ama batıla ve hurafeye değil, o bir sömürü düzenidir Hüseyin amca. İnsanların inancını sömürenler, çöreklenmişler, dini istismar etmişlerdir. İşte ben ona karşıyım. Bu güzel inancı sömürenlere, onu kendi doğrultularında kullananlara karşıyım. Yatırlar okumuş arif kişilerdir. Dine hizmet etmişler, Allah yoluna gitmişlerdir. İnsanlığa hizmet verip yol göstermişlerdir. Suçlu onları sömüren, yalan yanlış olaylarla çıkar sağlayanlardır. Bu ulu kişileri ziyaret huzur verir insana. Ama yalnız huzur, Allah'tan istenir canı gönülden. Her şeyi Allah verir. Bizim pirimiz, üstadımız da Lokman Hekim'dir. Arif kişi, bir yatır. Okudum Hüseyin amca. Dul anamı yaşlılığında iyi yaşatabilmek için okudum. Doktor oldum. Stajım da bitti. Anamı almaya gidiyorum. İyi etmişsin oğul. İftar ettim seninle, köylüm oluşumla. Okumak iyi şey. Cahillikse kötü. Hep okusa bu köyler, vatana daha fazla faydalı olurlar. Öyle Hüseyin amca, okumak iyi şey. Ha, ne doktor oldun sen? Nisaiye doktoru. Merzifonda kadın hastalıkları doktoru, doğum doktoru. Zavallı işte, çırpınıp durur orada bebek için. Hey Hüseyin amca, düğüne geç kalacağız. Oğlum sırdaş. Gülşehir'de düğün değil, doğan çocuğa yetişeceğiz. Mevlam kaçmaz ya. Ama bu zavallıya bizim yardım etmemiz sevaptır. Bir de ziyaret etmiş oluruz dedeyi. Hacı Bektaş, Mevlam bu taşa bir can. Aktaş diye beledim, tülbendime doladım. Tanrı'dan dilek diledim, Mevlam bu taşa bir can ver. Elif, Elif kızım, benim, ben. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek. Al sana bir göbek, ver bana bir bebek.
Elif kızım, benim. Ben Hüseyin amcan, Deli Hüseyin. Senin bebeğin için koştum geldim. Heybemde bebeğinin patikleri, alıp geleyim. Şimdi alıp geleyim. Bebeğimin patiklerini getirdin. Ama bu bebek cansız. Taş bebek. Eren misin? Eren misin? Dede misin? Eren misin? Dede misin? Eren misin? Sen Muhammed, sen yüce misin? Allah'ım, senin aşkına, Allah aşkına, can ver şu bebeğime. Allah'ım, yüce Allah'ım, yaradanım, ya Rabbim, can ver şu bebeğe, ne olur can ver, ne olur, ne olur, ne olur can ver şuna. Can ver. Allah'ım, ne olursun can ver. Senin aşkına, can ver şu bebeğime. Can ver şu bebeğime. Elif, Elif, gelinim benim. Gelinim benim kızım. Allah'ım, ya Rabbim, kurbanın olayım. Bize bağışla Elif gelini, ne olur bağışla. Adalarda olur hamal, savururlar yaba yaba. Merzifonda piri baba, Mevlam bu taşa bir can ver. Merzifonda piri baba, Mevlam bu taşa bir can ver. Yoldan geçen yolcu kardeş, ben kimlere olam sırdaş? Kırşehir'de Hacı Bektaş, Mevlam bu taşa bir can ver. Gördün mü birader yediğin altı? Yazık değil mi gençlere? Birbirlerini delice sevenlere. Çocukları yokmuş. Allah'tan. Meyvasız ağaç. Başlatma meyvasız ağacına. Meyvasız ağacı taşlarlar. Ama böyle birbirlerini deli gibi sevenleri bağışlarlar. Bir bunalım. Sinirleri zayıflamış, geçer. İlaç veremezdim çünkü Elif gelin bir aylık hamile. Ha 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 ha!